Evet, diğer telefonumuz var. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar hocam. Buyurun efendim. Hocam size bir sorum olacak. Evet, Azime Hanım. Evet, ben Azime, hocam. bak tahtaya ne yazdık? Haset, Efendim? haset, imrenme. Hırs, azim. Azime ne demek? Anlamını bilmiyorum daha hocam ismini. Öğrenmedin mi azime? Azime, yani azimli demek biliyorum. Heh, tabii öyle işte, yani azimli. Evet. Azimli ama Evet, hırs... azimliyimdir gerçekten Heh, ama. hırslıyla arasında bir fark var, onu anlatacağım. Hırs mı güzel, Evet. azim mi güzel, onu anlatacağım. Peki buyur Azime Hanım. Hocam ben 20 yaşlarındayken bir orucumu yedim, yani bilerek kasten yedim. Ben 36 yaşındayım. Bugüne kadar hep bunun pişmanlığını yaşıyorum. Evet. Hep bunun pişmanlığıyla yaşıyorum. Ama hani malum biz kadınların adet günleri var. Hocalar 60 gün tutman lazım diyor üst üste. Tamam. Ben de tutamıyorum. Bir de şeker hastasıyım. Hı. Ne yapmam lazım? Peki. Şimdi birincisi, orucumuzu muhtat yenilmesi, içilmesi muhtat olan normal herkesin yiyip içtiği bir şey, bizim de alıştığımız yiyip içtiğimiz bir şeyle hasta olmadan, unutmadan, bir baskı altında kalmadan kendimiz bilerek hiçbir şey yokken, canım daha sonra ben kefaretini de tutarım, bozayım orucumu diye bozduysak, böyle bozduysak kefaret gerekir. 60 gün, 2 ay peş peşe, bir günde kaza gerekir. Ama hastalandık, rahatsızlandık da bozduysak ondan sadece bir gün kaza gerekir. Burayı bir defa ayırt etmek lazım. Senin anlattığına göre hiçbir mazeret yokken sen keyfine orucu Yok. bozdun. Yok, kesinlikle bir mazeret yoktu. Tamam. Sadece çok affedersin bir çikolata yedim sadece. Fark Başka da etmez. bir şey yemedim. Bir Devam çekti yedim yani. yani bir damla su da içsek, bir çikolata da yesek sonuçta orucumuz Çok bozulmuş. pişmanım o günden beri, yani 16 İnsanoğlu, yıldır ben o insanoğlu pişmanlığını yaşıyorum. işte o andaki bir zevki uğruna daha sonra böyle 2 aylık bir orucu üzerine yazdırıyor. Yani insanlar böyledir. O andaki hazzına bakıyor. Hazcı insanlar vardır bazen de böyle. O andaki zevkini düşünürler. Neyse, geçmiş olsun diyelim. Şimdi 2 ay peş peşe oruç, ben hanımım ben nasıl tutacağım diyorsun. Doğru söylüyorsun ama onda da dinimizde kolaylık var. O şekilde o günler, özel günlerini de efendim tutmayacaksın. Onun peşine ilave ettiğin zaman peş peşe tutmuş sayılırsın. Dolayısıyla peş peşe 2 ay orucu bu şekilde tamamlayacaksın. Özel günler arada olabilir. Onun bir zararı olmaz sana. Bir günde kaza, 61 gün tutarsın. Ama ben şu anda tutamıyorum. Şeker hastasıyım zaten. Oruç tutsam komaya girerim. Oruç tutsam yoğun bakıma düşerim. Oruç tutsam hastalığım artar. Bu bir Evet. mazerettir. Bundan dolayı da güne gün tam 61 günlük orucun fidyesini vereceksin. Eğer ömür boyu tutamayacak, devam edecekse bu halin. Yani fidyesini vermeyeceğim. Evet, bir günlük oruç bedeli geçen sene neyse hesap edersin ya da bu sene tekrar belirlenir. Efendim işte 29-30 lira veya 25 lira tekrar belirlenecek o. Onu da sorabilirsin. Şu anda bu seneki daha belli olmadı, bu Ramazan'ın. Ama ne zaman vereceksen o zamanki o senenin Ramazan bir günlük fidyesini hesap edeceksin. 61 ile çarpacaksın, oruç tutmayacaksan tutamıyorsun, öyle anlaşılıyor. Onu ödeyeceksin, bir fakire vereceksin ve birkaç fakire vereceksin onları. Anladım hocam. Geçmiş olsun, Rabbim şifalar versin. Teşekkürler. Sağlık, afiyet diliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.